Merhaba arkadaşlar. En güzel aromaya sahip reçellerden biri olan çilek reçelini yapıyorum. Burada 1,5 kilogram kadar çileğim var. Temizce yıkadım, suyunu süzdürdüm. Şimdi saf ve yaprak kısımlarını temizleyerek ayıklamaya başlıyorum. Şöyle saf ve yaprağını aldıktan sonra yuva kısmını da bu şekilde temizliyorum. Böyle iri olanları ikiye bölüyorum. Çileklerimin tamamını ayıkladım. Ayıkladığım çilekleri içinde pişireceğim tencereye alıyorum. Şimdi şekerini ekleyeceğim. 1 kilogram çilek için 800 gram yani 200 mililitrelik bardaklarla 4 bardak şeker yeterlidir. Ayıkladığım çileklerin şeker oranı biraz düşük olduğu için 1 kilogram için 900 gram şeker ekleyeceğim. 1,5 kilogram çilek için 1 kilo 350 gram şeker kullanacağım. Bu da yaklaşık 6,5 bardak şekere denk gelmektedir. Şimdi 1 kilo 350 gram şekeri üzerine ekliyorum. Çilek reçelinde şeker oranı daha fazla düşürülürse reçel pişerken aşırı sulanacak ve kıvam alması için çok kaynatılacaktır. Çok kaynatıldığı takdirde meyveler sertleşir ve çileğin rengi kararmaya başlar. O yüzden ne yüksek ateşte ne de tamamen kısık ateşte, orta ateşte hızlıca kıvam aldırıp reçeli hemen ocaktan almak gerekir. Şekerini de ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp çilekleri bir gece şekerde bekleteceğim. Çilek yumuşak dokulu bir meyve olduğu için şekerde bir gece beklediğinde dokusu güçlenerek piştiği zaman doku bütünlüğü bozulmamış olacak. Aynı zamanda suyunu saldığı için su eklemeden reçelimizi yapmış olacağız. Vaktiniz varsa mutlaka bir gece hatta 24 saat şekerde bekleterek ondan sonra reçelinizi yapın derim. Yaklaşık bir gece şekerde beklettiğim çileklerim tamamen suyunu saldı. Şimdi ocağa alıyorum. Ocağı tamamen harlı ateşe getirmedim. Orta kısığa getirdim. Çünkü şekerlerin tamamı dibe çökmüş. Kısık ateşte yavaş yavaş şekerlerin erimesini bekliyorum. Çilek reçeli çok köpüren ve taşma riski en yüksek reçellerden biri olduğu için içine şöyle bir çay kaşığının ucuyla bir parça tereyağı atıyorum. Tereyağı hem köpürmesini hem de taşma riskini minimuma indiriyor. Şekerler erimeye başladığı için ocağı tamamen harlı ateşe getiriyorum. Böyle kaynamaya başladıktan sonra ocağı hiç kısmadan birkaç dakika bu şekilde kaynamasını sağlıyorum. Reçel tam böyle kıvam almaya başladığı zaman üzerinde köpük varsa o köpükler alınır. Bu ilk kaynamada oluşan köpükler kesinlikle alınmıyor. Çünkü bunlar şekerin kendi köpüğü. Zaten reçel kaynadıkça bu köpükler de azalmaya başlayacaktır. Ocağımın ayarını orta kısa getirdim. Şimdi reçelimi hiç oynatmadan bu şekilde yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Tabii yine arada karıştırıp kıvamını kontrol edeceğim. Şimdi reçelimi pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakika doldu. Şimdi kıvamını kontrol etmek için buzdolabında soğuttuğum tabağın içine bir kaşık kadar reçelden alıp içine bırakıyorum. Kıvamı neredeyse olmuş gibi. Reçelin ileride şekerlenmemesi için içine 1,5 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Limon suyunu ekledim. 5 dakika daha kaynatıyorum. 5 dakika doldu. Ocağımı kapatıp reçeli kavanozlara dolduracağım. Reçelin hiç köpüğünü almadım. Gördüğünüz gibi piştikten sonra üzerinde çok az bir köpük kaldı. Şunlar. Reçelin bir kısmını kavanozlara doldurup vakumlayacağım. Kalanı da bir kaba koyup günlük tüketim için ayıracağım. Onu vakumlamayacağım. Reçeli sıcak sıcak kavanozlara doldurunca kendi kendine vakumlanıyor. Kavanozun ağzını temizce sildikten sonra
Hiç kullanılmamış 0-1 kapakla ağzını sıkıca kapatacağım. 3 ileri 1 geri tekniğiyle bu işlemi tamamlıyorum. Ve sıkıca kapatıyorum. Sıkıca kapattıktan sonra vakumlanması için bırakıyorum. Ters çevirmiyorum. Kendi kendine bekleyerek vakumlanıyor. Diğer kavanozlara da aynı işlemi yapıyorum. Bir kısmını da sunum tabağına alıyorum. Reçeli kavanozlara doldurdum. Kalanını da sunum tabağına koydum. Soğuduktan sonra kıvamının son halini göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Reçelimin son hali böyle. Dikkat ederseniz tanelerde herhangi bir ezilme, dağılma olmadı. Pişerken sertleşme, kararma da gerçekleşmedi. Her şey tam kıvamında. Tadı ve aroması harika. Yapımı kolay, oldukça güzel bir reçel. Yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin, afiyet, şifa olsun.